Şahane bir günden hepinize merhaba. Bugün ayrı bir güzelim ha bak. Bugün ayrı bir tatlıyım böyle. Benim olayım şu galiba ya. Dışarıda hava güzelse ve bahar havası varsa. Dışarıda işte kadınlar elbise giyiyorsa. Ki bunu daha önce de söyledim. Elbise şahane bir şeydir. Direkt güzelleştiriyor insanları. Dışarıda çocuklar oynuyorsa ben bir mutlu oluyorum. O yüzden size kendim hakkında bir bilgi vereyim. İstanbul'da hava güzelse ben de o gün büyük ihtimalle mutlu oluyorum. Bugün şeyi fark ettim. Bunu fark etmem çok uzun sürmüş olabilir dalga geçiyorum tabi. Daha önce de böyle bir şey vardı da. Şu an mesela ara ara belki dipten ses gelebilir. Yan tarafta çocuklar top oynuyor. Sokak kültürünü çok hızlı yok ettik sanırım. Ben bayağı sokakta büyümüş biriyim zaten. Anlatıyorum bunları. Çocukluğum ayrı sokakta geçti. Mahallede sürekli futbol oyna Zibilyon çeşit oyun vardı onları oyna. Yan mahalledeki çocuklarla kavga et. Aşağıki mahalledeki çocuklarla kavga et. Sonra yukarıdakilerle kavga et. Yetmedi mi? Öte mahalledeki çocuklarla kavga et. Bazen böyle böyle uzun seferlere çıkarsın. Kavga edeceğin çocuklar mesela 4-5 mahalle uzaktan gelir. O da bizim İngiliz taktiğimiz gibi bir şey yani. Sömürgecilik. Çok saçma. Komşu kızlarıyla oturursun. Komşu kızları sana birilerini ayarlamaya çalışır habire. Bu kültür yok oldu lan. Yani daha doğrusu İstanbul'da falan büyük şehirlerde tamamıyla yok oldu neredeyse. Şu an mesela yanda top oynayan çocukları alıp müzeye kaldırasın var. Cam içinde böyle top oynuyorlar sürekli. Taso falan alırdık. Çok keyifliydi. Misket oynardık. Bursalılar için daha çok cilli. Torpil patlatırdık ki bunu hiç sevmiyorum. <laughs> Ve benim gibi yetişen herkesin çevresinde illa torpilden zarar görmüş bir çocuk vardır. Elinde patlamıştır, bir yerde patlamıştır. Geceler olduğunda da zillere basıp falan kaçılırdı. Şimdi o kültürün olmaması bir garip geliyor. Ben sokakta çocuk görünce mutlu oluyorum yani. Beni burada tabii ki şey olarak görüyorsunuz genelde ama çocuk düşmanı falan. Ben takipçi olarak sevmiyorum. Bir yandan da kötüydü tabii ya. Şimdilerde onların yerine bilgisayar aldı Tabii ki oynadığın oyunlarla ilgili falan baya bir genişlik sağladı ama veya kişinin gelişimi, başına gelen kötü şeyin daha az olabilmesi. Bir ara beni kaçırmaya kalkmışlar. Ben daha 4 yaşında, 5 yaşında bebek. Veya çocukken başıma gelen şeyleri zaten anlatıyorum. Sürekli başıma bir şey gelirdi. Bir ara saklambaç sırasında kafama kocaman bir taş geldiydi. Bayıldım ben o sırada. Isırgan otlarının arasına atladım yanlışlıkla. 5 yaşındayken mi 4 yaşındayken mi bir kuta ağır antidepresan ilacı yuttum. Tuz ruhu içtim. Yeni ilaçlanmış çilek yedim yarım kilo kadar. <laughs> ben bayağı ölmek için gelmişim bu dünyaya da bir türlü becerememişim bu işi. Bunu da becerememişim ben. Bunları tabi tek tek ileride bir animasyonlarda anlatırım zaten. Animasyonlarda da şöyle bir sıkıntım var. Şu sıralar yine ana anlatmaya başladım ya bire geçmişimi didikliyorum. Ne yapmışım geçmişte? Aa şunu yapmışım olur bundan. Bütün bu haytalıklarımı not alıyorum tek tek. Şu anki çocuklar herhalde bir tık daha şanslı sağlık açısından. Başlarına daha az bir şey geliyor. Ama sosyallik açısından da farklılıkları var. Mesela biz her istediğimizi söyleyemezdik. Herkese hakaret falan edemezdik. Çünkü karşındaki kişi seni dövebilirdi. Şimdikler mesela internette nasıl olsa kendilerinin başına hiçbir şey gelmeyeceği için ağzına gelen şeyi söyleyebiliyorlar insanlara. Özellikle biraz rahatsız olsunlar. Hakaretler havada uçuşuyor. Bu tabii ki kendince artıları eksileri olan şeylerdir. Bir şeyi komple eksi olarak değerlendiremiyorum. Her şeyin çok düşük bir oranda olsa bile bir artı değeri de var sonuçta. Yine de özlüyorum. Dışarıda oyun oynayan çocukları bir özlüyorum. Zilime basıp kaçsınlar. Camıma top atsınlar. Bunlardan çok sinirlenecek bir insan değilim. Mutlu da olurdum. Biz de böyle büyüdük sonuçta. Hani biraz da kendi çocukluğumuzu özlüyoruz zaten böyle. Kendi geçmiş yansımalarımızı sokaklarda göremeyince buna üzülüyoruz biz biraz da. Belki şimdiki çocuklar da ileride kendi yansımalarını Minecraft'ta falan göremeyince üzülecekler. Böyle Minecraft'a gelecekler kimse yok. O zaman sonra <laughs> Çok saçma oldu ama değil mi? 90'ları seviyordum ya ben. Bir de o zamanlar çocuktum tabii. O zaman dert yok, tasa yok bizde. O mahalle kültürü çok hoşuma giderdi. Şimdi burada birçoğunuza yabancı gelecek bu dediklerim. İnsanlar akşamları mahallede kapı önüne otururlardı. Birbirleriyle sürekli bir muhabbet ederlerdi. O sırada çocukları oyun oynardı. Ramazan falan olduğunda akşamları iftar sofrası kurulurdu. Uzunca masalar böyle. Veya diğer kültürlerde, diğer dinlerde de kendilerince uzunca sofralar kurulur. Çok tatlı zamanlardı. Yaşlanıyor mu oğlum ya? Çok moralim bozuldu bu durumlarla. Sizin var mı böyle eskilerden? Sizin var mı böyle eskilerden çok özlediğiniz şeyler? Bugün çok uzun tutamayacağım. Tunca Arslan bir sonraki animasyonuma konuk olmayı kabul etti de ona göre kaliteli yapmaya çalışıyorum animasyonu. Biraz daha yükleneyim ona. Eskilerden özlediğiniz şeyleri yorumlara yazın dostlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Çok tatlıyım ya değil mi?